Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Birazdan size bir kaçak göstereceğim. Benim aracımda bir klima gazı kaçağı vardı. Bir yıl boyunca sürüyor. Çok küçük bir kaçak. Bir yıl sonra tükeniyordu. Yani bu işte geçen yıl Mart ayında bastırmıştım. Bu yıl Mart ayında hiçbir etkisi kalmamıştı. Yani bastırdığım zaman çok güzel. Güzel soğutuyor ama dediğim gibi bir yıl sonra tükeniyordu. Bu yıl sanayiye gittim. Sıvı fosfor basılmasını istedim. Bir yer 700 lira fiyat çekti. Bir iki gün sonra başka bir sanayiye gittim Sakarya'da. İsteyenin numarasını aşağıdan bırakırım. 350 liraya sıvı fosfor artı gaz bastı. Ve dedi 2-3 hafta gez bununla. Sıvı fosfor klima bölgesinin tamamına ulaşsın. Tamam dedim. Şöyle yapayım. Yüzüm net görünüyor. Tamam dedim. Gaz bastık ve bir süre dolaştım ama havalar da çok kötü, yani bu klimayla böyle gezilecek gibi değil. Ve bu klima gazına sıvı fosforu normal şeyle yakalayamıyorsun. Yani kaçağı böyle bakarak görülerek anlaşılabilecek bir şey değil. Ultraviyole ledlerle anlaşılabiliyor. 390 nanometrenin altında bir led var. Mor ışık yayıyor. Gözün gördüğü mor renk. 390 nanometre dalga boyunun altında. Bu sıvı fosforu sadece bu ışıkta tespit edilebiliyor. Ben de bir seçer 1 milyoncu da görmüştüm. Bakın şöyle lazer işlevi de olan bir ledler var. Bunlar da genelde şey için koyarlar bunların içine. Sahte para tespiti için. Bu mor ışığını tuttuğunuz zaman parada olması gereken bazı belirli bölgeler parlar. Parlamazsa para sahtedir diye böyle küçük anahtarlıklar var. Bunun üstünde de ultraviyole ledler var. Ben de bir tane bundan aldım. 12 liraydı. Seçer 1 milyonda işte Japon pazarında. Şimdi hava soğuktu. Genelde ben şeyden şüpheleniyordum. Hava kışın, sanki yaz boyunca kullanıyorum, kışın komple bitiyor klima gazı. Her neyse, şimdi hava soğuk da hazır. Açtım klimasını aracın. Ararken klimanın kaçağını buldum. Şimdi niye öncesinde video çekiyorum? Biraz önce video çektim ama araba çalışırken yapmam gerekiyor bunu. Çünkü araba çalışırken o damlayı görüyorum. Sıvı fosforun aktığı damlayı. Normal ledle görünmüyor ama ultraviyole ledlerle görünüyor. Motor gürültüsünden dolayı konuştuğum hiçbir şey anlaşılmamış. O yüzden şimdi video çektim, bilgilendirici bir video. Şimdi aracı çalıştıracağım, kaputu açacağım. Sonra size o öndeki panjurdan kaçan yerini göstereceğim. Tam bu kablonun birleşme yeri var. Oraya ne diyorlar bilmiyorum. Öndeki radyatöre giriş hortumu var ya, plastikten saca dönen kısım. Oradan damla damla kaçırıyor. Acaba tamiri olur mu bilmiyorum. Elimde de şey var. 200 tüp var, İran yapıştırıcısı. Acaba onu sürsem bir süre idare eder mi? Çünkü onu tamir edecekleri zaman içindeki gaz yeniden boşalacak. Komple boşalacak. Sonra o hortum değişecek. Gaz parası vereceğiz, hortum parası vereceğiz. Kaçan yerini biliyoruz. Zaten gelecek seneye kadar da kullanabileceğimizi biliyorum. Muhtemelen seneye kadar kullanırım. Seneye de adama söylerim. Bak, burada kaçak var. Klima gazı basmadan bu kaçağı düzeltelim. Sonrasında klimayı bas diyebilirim. Bakalım, sizin de yorumlarınız varsa, bu konuyla tecrübeleriniz varsa aşağıda yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Şimdi aracı çalıştıracağım, size o kısmı göstereceğim. Öncelikle aracımızı çalıştırıyoruz tabii. Çalışır durumda klimayı da açıyorum. Çünkü dolaşımın olması lazım o damlamayı görebilmek için. Damlamanın görülmesine şart değil tabii. Orada sonuçta kaçan yeri belli. Ama ben damlarken görebildim. Şimdi içeride ses duyulmayacak, benim sesim. Size sadece orada kaçağın olduğu yeri göstereceğim. Ultraviyole ledle.
Evet. Gördüğünüz gibi ultraviyole ledle göstermeye çalıştım size. Orada bir kaçağımız var. Onun tamir edilmesi gerekiyor. Bakalım siz de yorumlarınızda tecrübeleriniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik herkese hayırlı bayramlar.